Hedge Başkanı Gensler'ın maaşının 1 dolara indirilmesi teklif ediliyor. Bunun üzerine konuşacağız ve genel hatlarıyla bu durumdan bahsedeceğiz diyebilirim. Şimdi bu iş yine komite tarafından temsilciler başlangıçta Emir tarafından ortaya çıkan bir olaydır. Şimdi Gary Gensler biliyorsunuz kripto paraların çok üstüne gitti. Yanlış işler gerçekleştirdi vesaire derken iyice işler karıştı. Tabii çok da fazla olumsuz tepki aldı. Dolayısıyla Tom Emmer'ın bir kere ve genel olarak komitenin büyük bir şekilde radarına girdi. Olumsuz anlamda. Karşılarına çıkıyordu, yani komite karşısına çıkıyordu. Komite karşısında azarlanıyordu vesaire. Derken bu iş en sonunda Tom Emmer'ın iyice çığırından çıkmasıyla başladı. Tabii haksız değildi. Dedi ki SEC'e giden fonları durduralım. SEC'in kripto paralar için hükümetten aldığı fonların kesintisini talep etti. Ve bu fonlar olabildiğince düşürüldü. Mesela şu anda SEC öyle kolay kolay dava açamıyor. Şimdi kimisi mahsus açmıyor diyor. Şimdi bilemezsin. Yani tam olarak mahsus mu açmıyor yoksa açamıyor mu? Çünkü bizzat şu anda komite tarafından SEC'e ayrılan fonlar azaltıldı. Haliyle bu işin avukatlık ücreti, belli başlı hazırlıkları, ya para yok adamlarda. Bu işe ayrılan bir para yok. Fon kaydırma gibi bir husus yok. Şimdi farklı bir alan için ayrılan, kendilerine gönderilen para orası için kullanılsa ya bütün SEC'i feshederler muhtemelen, lağvedilir yani tamamı. Dolayısıyla o şekilde olmuyor yani işler. Şu anda SEC başkanının kripto paralar üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklı olarak hala radarda olduğunu görebiliyoruz. Yani sadece ABD hukuku değil ki ABD hukuku bu konuda çok fazla iş yaptı biliyorsunuz. Ama sadece ABD hukuku ya da piyasa tarafından değil, ABD komitesi de SEC'i kripto paralara yönelik pozitif işler yapması, ETF'leri kabul etmesi vesaire gibi olaylar için gitgide daha fazla zorlamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milletvekili Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'ın maaşını yılda sadece 1 dolara düşürülmesini önerdi. Peki. Temsilci Tim Burchett, Mali Hizmetler ve Genel Hükümet Yasası'nda önerdiği bir değişiklikle piyasa düzenleyicisi kurumun fonlarının azaltılmasına yönelik teklifin bir parçası olarak Gensler'ın maaşının 1 dolara indirilmesini önerdi. İlk olarak bu yıl 13 Temmuz'da sunulan FSGG yasa tasarısı, hükümet harcamalarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir mevzuatın parçası. Tabii işin içinde böyle de bir durum var bu arada. Genel olarak hükümet, yani sadece SEC değil, hükümet harcamalarının azaltılması planlanıyor, isteniyor ve talep ediliyor. Bunun sebebi biliyorsunuz yakın zamanda neredeyse ABD hükümeti kapatılacaktı. Yani ABD hükümet kapanmasına tabi olacaktı. Bu da işleri iyice tabii ki karıştıracaktı. O yüzden ABD'de para yok. Adamlar Silicon Valley Bank'ı bile kurtaramadı. Bu kadar büyük bir sıkılaşma etabında faizler zirveyi görmüşken olabildiğince resesyona tabi olmalıyız ve buna da devlet malı ve hükümetten başlamalıyız. Mantığı ve genel politikası işliyor haklı olarak. Tabii bütün bunlar olurken de sürekli Joe Biden'ın örneğin İsrail'e ya da Ukrayna'ya yüksek yüksek yardım fonları, yardım paketleri üzerine konuşması ve bunları sunması muhalefet tarafından büyük bir tepki çekiyor. Bir de böyle bir durum var. Gensler'ın seçim başındaki görevinden yılda 300 bin dolar kazandığı tahmin ediliyor. Temsilci Steve Womack, 6 Kasım tarihinde tasarıyı Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi'ne sunarken
diğer devlet kurumlarının yanı sıra SEC'in de düzenleyici aşırılıkların kurbanı olduğunu ve hükümet üzerinde gereksiz bir mali yük haline geldiğini belirtti. Evet, yani aslında öyle. Ya ki işin geleceği noktanın da bir gün bu olacağı aslında tahmin edilebilir bir husustu diyebilirim. Çünkü doğrudur yani SEC şu anda hükümetten fon alıyor, hükümetten para alıyor, aldığı parayla da bir şey yapmıyor. Yani ona buna dava açıyor sadece. Buralara bir para akışı söz konusu oluyor. Bu da kimsenin hoşuna gitmiyor. Womack en iyi hareket tarzının SEC'in fonlarını kesmek olacağını, böylece piyasa düzenleyici müdahaleciliğinin sınırlandırılmasına yardımcı olacağını ve düzenleyicinin temel misyonuna odaklanmaya zorlanacağını söyledi. Özellikle menkul kıymetler ve borsa komisyonda uygun maliyet fayda analizi ve toplam etki analizinden yoksun kural koyma işlerini bitiriyoruz. Womack şöyle devam etti. Bu diyor, gerçi herhalde burası üzerine bizi Twitter'a mı atacaksın? Aynen, gerek yok. Bu diyor, Gensler ve kurumun ABD'li politikacılar tarafından ilk kez baskı altına alınışı değil ama bu sefer muhtemelen bu işi bir yerde nihayetlendirecekler. Çünkü genel bakış açısı şu, para yok ve sen çarçur ediyorsun. Boş işler için kullanıyorsun. Sana para ayrılıyor, buna karşılık yaptığın işler piyasa ekonomisine zarar veriyor. Üstüne üstlük piyasanın üstüne gidip şirketlerin ABD'den çekilmesine vesile oluyorsun. O yüzden SEC şu anda inanılmaz derecede problemde. 12 Haziran'da Birleşik Devletler vekilleri diyor, Davidson ve Emmer Temsilciler Meclisi'ne SEC istikrar yasasını sundu ve tasarının başlıca kollarından biri Gary Gensler'ı SEC başkanlığından almak. Tasarı kabul edilirse Gensler görevden alınacak ve kurumun gücü SEC başkanı ve komisyon üyeleri arasında yeniden dağıtılacak. Bunun yanında bir icra direktörü pozisyonu da yaratılacak ve herhangi bir siyasi partinin çoğunluğu elinde tutmasını önlemek için kuruma 6. bir komisyon üyesi eklenecek. Zaten şunu söyleyeyim, SEC başkanı görevden alınır ya da süresi bittiğinde zaten yerine gelecek ismin açık bir şekilde Hester Peirce olacağını ve kendisinin de ne kadar pozitif biri olduğunu biliyoruz kriptolara. Emir uzun zamandır Gensler liderliğindeki SEC'i eleştiriyor. Kötü niyetli piyasa düzenleyici olarak nitelendiriyor. Doğru. Şu anda komite olaya el atıyor ve yakın zamanda işler değişebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.